Mustafa Kezer benzemez kimse sana programı hakkında açıklama. Bu şeyi baştan sona izledim. Burada Bülent Ersoy'un okuduğu tonla alakalı Mustafa Usta bir açıklama da yapıyor. Diyor ki hani okuduğu tonlar erkek tonlarında okunuyor. Ben hatırlarsanız Bülent Ersoy analizinde bahsetmiştim. Daha erken yaşlarında bir tenoral renk olduğundan falan herkes yazmıştı şudur budur olur mu varım? Değil yani. Öyle olmuyor çünkü o iş. Öyle gazla peynir gemisi yürümüyor gençler. Yapacak bir şey yok yani. Teknik var, mantık var. Mustafa Usta çok güzel onu anlatıyor. Ondan da duymak büyük bir mutluluk oldu benim için. Mustafa Keser ayrıca bu sohbetinde Burcu Göktürk'ten bahsediyor. Burcu Göktürk'ün biz analizini yapmıştık. Ve bayıldığım bir ses benim. Olağanüstü bir ses Burcu Göktürk. Her hafta defalarca böyle nasıl bir zamanında Beyazıt Ajda Pekkan'ı çağırırdı ya Özgün binlerce kere veya Sezen Aksu'yu. Ben de Burcu Göktürk'ü defalarca hiç çekinmeden kanala hep davet edeceğim. İnşallah böyle çok istiyorum. Olağanüstü bir ses. Olağanüstü bir ses. Aynı şeyden Mustafa Keser de bahsediyor. Ve mesela şu Mesur şeydi vardı ya o da hoşuma gitti. Çok güzel anlatıyor. Diyor ki bunu isterseniz bir gün oturur Twitch'te izleriz. Bir yayın açarım hafta içi. Kanalda takip edin. Instagram'da takip edin. Instagram Emre Yücelen'den. Orada paylaşırım hani şu gün canlı yayın açacağız. Bunu baştan sonra izleyeceğiz. Mesela Japonya'da meşhur şey var ya işte. Efendim Japon analistler dinlemiş. Böyle bir şey yok falan. Yani onun ne kadar geyik bir olay olduğunu da anlatıyor. Geyik çünkü yani. Kulak burun boğazcıya sesi gösteriyorlar. Yani neyini adam anlayacak? Şu kadar detone yok. Şu an bunları anlarsınız. 30 saniyede çözer de. Ne olacak çözseniz yani ne olacak? Hiç boş yani tamamen boş. Boş bir şeyi gösterdiler diyor. Haklı. Çoğu böyle bir şey yapmamıştır bile. Falan filan. Müthiş müzisyen zaten Mustafa Kezer. Yani bunu benim söylememin bir manası yok aslında ama. Belki bu sezon kendisini davet ederiz. Kendisiyle sohbet etmek de çok isterim. Eminim ki pek çok genç arkadaşımıza ilham olacak. Birçok hikayesi belki bir sonraki kuşaklara aktaracak bizim kanalımız üzerinden bir güzel, keyifli bir sohbet de olur. Çok mutlu oluruz. Peki, sevgiler, saygılar kendisine.